TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit'le en son Samsun'da Teknofest'te beraberdik. Getirdikleri TF6000 serisi yeni motoru konuşmuştuk ama öyle yorumlar, o kadar ilginç sorular geldi ki hocamı İstanbul'da, İstanbul Air Show'da da yakaladık ve sizlere sormak isterim. Hocam, gelen enteresan sorulardan bir tanesi, bu motorun havada nerede test edileceği? Sizin tabii ki yerde bir test üniteniz var. Bu motoru gerçek şartlarda nasıl çıkartacaksınız? Bununla ilgili çalışmalarınız ne yönde? Öncelikle motor test know-how'u başlı başına bir iş. Özellikle bu büyüklükte çıktığı okurlarımız gerçekten çok, nasıl söyleyeyim, hem bilgili hem de direkt noktasal olarak kritik yerlere parmak basıyorlar. Böyle bir motoru test etmek başlı başına zor bir iş. Biz tabii ki motoru geliştirirken test altyapısını da kendimiz geliştirip tasarlıyoruz. Onu da, üretimini de kendimiz yapıyoruz. Yani bunun şu anda test altyapısı kurgusu bir anda paralel, motorun üretimine paralel devam ediyor. Tabii yeryüzünde yapabileceğiniz testler belli bir noktaya kadar ama herhangi bir geliştirme motorunda, ilk gelişim aşamasında mümkün olduğu kadar her şeyin kontrollü ortamda her bir değişkeni tek tek değiştirebileceğiniz, mümkünse bütün karakteristik haritasını çıkarabileceğiniz bir ortam istiyoruz. Gökyüzünde bunu, her şeyi birebir bağımsız değiştiremiyorsunuz. Yani motorun devrini itkiden bağımsız, mesela atıyorum. Tabii ki bağımlı ama yerdeki testlerde modül modül test ettiğiniz zaman bazı şeyleri daha ayrıntılı bilgi alıyorsunuz. Ama eninde sonunda bunun gökyüzünde 20 bin 30 bin feet'te bir uçması lazım. Yani bir uçağa konup... Tabii şimdi dünyada nasıl yapılıyor? Bazı mesela üreticiler, onlar da yerde her türlü testi bitirdikten sonra 4 motorlu, mesela Boeing 747 gibi, General Electric'in öyle bir uçağı var bildiğim kadarıyla. Bir tanesini çıkarıyorlar motorlardan. Bu deneysel motoru, yeni geliştirilen motoru takıyorlar. Uçağın içinde mühendisler, test altyapısı. Bu yöntem. Mesela Honeywell gibi firmalar hazır bir, mesela bizim iş jetini alıyorlar. Bir küçük, ya hatta bir yolcu, eski bir yolcu uçağı da olabilir. Gövdeden dışarıya bir bacak atıyorlar, motoru oraya takıyorlar. Yani bu uçağın kendi iki motoru duruyor, üçüncü motoru. Böyle şeyleri de şu anda düşünüyoruz. Ama bunların da bir maliyeti var. Bunların da bir maliyeti var. Şu an için bizim öngörümüz yerde yapabildiğimiz kadar her türlü testi yapmak, datayı toplamak. Uçaktaki testlerde de tercihen iki motorlu bir uçakta, birini kendini ispatlamış bir motor, diğeri de bizim deneysel yeni geliştirmekte olduğumuz motor olarak ilk uçuşu yapmayı öngörüyoruz. Zaten Milli Muharip uçak motoru bundan çok daha büyük, çok daha güçlü. Onu yer testlerinde yapabileceğimiz şeylerin sınırları daha az diyelim. Motor küçükken her şeyi elinizi kucağınıza yapıyorsun. Motor büyüdüğü zaman kucaklayamıyormuşsunuz bile, öyle söyleyeyim yani. Daha rahat anlaşılsın diye. Motor büyüdükçe zorlaşıyor. Milli Muharip uçak motorunda bile öyle bir öngörümüz var. Belli şeyleri, testlerin hepsini yerde yapacağız. Ama uçuş sırasında inşallah şu anda TAI ile bunlar görüşülüyor. Onlar da uygun görürlerse motorun ilk uçuş denemelerinde bir tanesi prototip motor, birisi de mevcut ithal motor, kendini kanıtlamış seri imalattaki bir motorla uçuş denemeleri yapıyorsunuz. Tabii uçağın içine bir sürü data acquisition sistemleri kuruyorsunuz. Bütün datayı topluyorsunuz. İnişten sonra bütün datayı alıp analiz edip günlerce, sonra bir daha bir deneme için bir daha uçuruyorsunuz. Bir de şu var tabii, gökyüzündeki şartları yeryüzünde istediğiniz kadar uğraşın, birebir her şeyi temsil etmeniz çok zor. Özellikle ivmelenmelerle ilgili. Şimdi motor geliştirirken en büyük, en zor testlerden birisi de ivme testleri. Yani siz giderken birdenbire manevra yaptı uçak, özellikle savaş uçaklarında. Çok ciddi G kuvvetleri geliyor biliyorsunuz. Ve bunlar motoru dönerken esnetiyorlar. Esnediği zaman kanatların sürtmeleri, yağlamanın nasıl cevap verdiği, yatakların ne durumda olduğu, bunların, motorun dinamiğinin nasıl bir respons verdiği, bunların hepsinin datasını almamız lazım ve güvenli olduğundan emin olmamız lazım. Ama bunu yerde test ederken eğim
testlerini yapabiliyoruz. Yani şu anda helikopter motorumuz, şu anda o testlere hazırlığını yapıyoruz. Milli helikopter motorumuzun. Yani motoru öne doğru eğiyorsunuz, yukarı doğru eğiyorsunuz, yana doğru eğiyorsunuz. Yani değişik açılarda. Yana doğru derken motorun kendi bir altı üstü var gene. Yuvarlak olduğuna bakmayın. Yağ haznesi altında olacak şekilde tasarlanmıştır. Gene helikopter motorumuzdan kastediyorum. 60 derecede eğimle mesela yağlama şartları nasıl? Çünkü helikopter uçarken öyle şartlarda uçacak. Değil mi? Pilota diyemezsin ki sen sakın sağ sol yapma, dümdüz git. Yani şey ani dönüş yapma, öyle bir şey diyemezsiniz. O yüzden bunları test etmeniz. Ama en zoru bunların motor çalışırken ani dönüş yaptırmanız. G-force altında. Bunu yer testlerinde yapmanız çok zor. Öyle bir tesis dünyada benim bildiğim yok. Helikopter motorlarında var. NASA'nın bir tesisi var bildiğim kadarıyla. Tabii onu bizim orada bir test etme imkanımız yok. Bunu en güzel test etme yolu. Diğer bütün testler her şeyi olumlu geçtikten sonra, motor artık kendini belli bir noktada ispatladıktan sonra en son bu zor testleri de yukarıda yapmak. Oradaki riskiniz tabii ki yine iki motorunuz oluyor. Birisi devre dışı kalsa bile tek motorla iniş, güvenli bir iniş yapabiliyorsunuz. Şimdi TF6000 ile ilgili ben size Samsun'da soru sorduğum zaman askeriye dışında işte İHA olabilir, gelecek basit daha hafif eğitim uçakları olabilir derken size sordum, sivil kullanım olacak mı? Ben sizden sivil bir işletine takılabilir mi sorusunun cevabını beklerken siz bu motorun elektrik üretimi, türbün amaçlı kullanabileceğini söylediniz. Evet. Ve bir de farklı farklı yakıtlar olduğunu söylediniz. O yakıt konusunu yine bir sürü yorum aldık. Biraz açabilir miyiz? Efendim şimdi tabii ki ben uçak motorlarına çalışmadan önce onlar çalışırken hatta ciddi bir miktarda da endüstriyel gaz türbinlerine de çalıştık. Bunlar zaten fizik olayın fiziği olarak, çalışma fiziği olarak aynı. Boyutları biraz farklı. Yani elektrik üreten gaz türbinleri, bilmeyen arkadaşlarımız da hem burada duymuş olurlar. Büyük, devasa, bu uçak motorunun çok daha büyüğünü düşünün. Devasa aynı bu şekilde gaz türbünü ama arkadan itki yüksek hızla gaz atacağı yere o arkadan çıkan gazın önüne bir kademe türbin modülü daha eklediğinizi düşünün. Basitleştirmeye çalışıyorum. Çıkan bütün enerjiyi dönme hareketine, torka çeviriyorsunuz ve onun ucuna da bir dinamo takıyorsunuz. Elektrik üreten endüstriyel gaz türbinleri bu şekilde çalışıyor. Mesela ne diyelim, örnek verelim. Hamitabat doğalgaz çevrim santralimiz, Bursa doğalgaz çevrim, böyle çalışıyor yani. Önde kocaman bir gaz türbünü var. Devasa bir uçak motoru gibi düşünün. Arkasında da dinamo var. Tabii bu elektrik üretiminde her türlü sıvı yakıtı yakabiliyorsunuz. Şimdi elektrik üreten bu büyük gaz türbinleri her türlü sıvı yakıtı yakıyor. Dünyada bu zaten böyle. Genellikle doğalgaz ucuz ve temiz olduğu için doğalgaz yakıyorlar ama ada ülkelerinde özellikle sıvı yakıtla çalışmak zorundalar. Yani oraya doğalgaz besleme falan yakın bir yerde yoksa ne yapıyorlar? Genellikle fuel oil'in değişik şeylerinden mazot, benzin, özellikle nafta diye bir yakıt var. Sıvı bunlara biraz daha ayarlanmış, uyarlanmış. Onları yakıyorlar ama şey denemesi bile yaptılar. Fındık, öğütülmüş fındık tozu. Karadeniz'de sobalarda kullanılır, fabrikalardan gelir. Odun talışını çok ince şey yapıp yakılabiliyor mu diye onun denemeleri bile yapıldı. Ve yakılabiliyor ama tabii kanatlarda yabancı madde hasarı gibi şeyler riske daha yükseliyor o zaman. Bakım aşamalarını kısaltıp bunu yapabilirsiniz. Bizim bu motorumuzda da orada da söyledim. Her türlü sıvı yakıta tasarımı bize ait olduğu için yanma odasında tabii ki değişiklik. Yani bir dizel yakıtıyla bir keroseni aynı şartlarda yakamazsınız. İçindeki enerji kontenti, oksijen ihtiyacı olan oksijen yüzdesi, yani yanma odasını yeniden bir modifiye etmeniz, o işe göre optimize etmeniz gerekiyor ama burada söylemek istediğim, bunun tasarımı bize ait olduğu için istediğimiz gibi bunu yapabiliriz. İstediğimiz yakıtla çalıştırabiliriz ve elektrik üretiminde kullanabiliriz. Orada demek istediğim oydu. Yani özellikle askeri uygulamalarda portatif yapmak istiyorsanız, bir kamyonun tırın üstüne koyup burada da bahsetmiştim. Bu tek başına yaklaşık 4000 evin elektriğini üretebilecek kadar. 20 binlik bir nüfus dediniz tabii. Yani değil mi? 4000 ev, yaklaşık 20 bin nüfus diyelim. 4000 evin elektriğini üretecek kadar güç üretiyor yani. Devasa bir kol ordunun diyelim hatta enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilir. Ve portatif tırın üstüne koyarsınız, alırsınız. Burada işiniz bitti, öbür tarafa götürürsünüz. Tabii orada da sahada en çok bulunan yakıt dizel olduğu için dizele göre ayarlanabilir. Tabii çok tuzlu olur.
Ya yani yakmak istemezsiniz. Uçak yakıtı daha ucuz. Ama dizelde yakabilirsiniz. Diğer sıvı yakıtları naftada yakabilirsiniz. Kastettiğim oydu. Yani enerji üretiminde kullanılırken tasarımı da bize ait olduğu için her türlü sıvı yakıt için bunu uyarlarız. Ama ağır yakıt yaktığınızda, fuel oil gibi şeylere döndüğünüzde onu da yakar. Ama işte içindeki kükürt oranına vesaire göre kanatların bakım ağırlığı, işte kaplamaların yenilenme sıklığı gibi şeyler tabii ki gözden geçirilmesi gerekir. Şimdi tabii buraya gelmişken ben TS1400 motoruyla da ilgili sorular sormak istiyorum. Dışarıda TUSAŞ'ın Gökbey'in mokabı var. Bununla ilgili durumlarınız ne durumdasınız TS1400 ile ilgili? Son gelişmeleri sizden dinleyelim. Daha önce bir iki yerde de bahsetmiştim ama biz artık TS1400'de son aşamalara yaklaştık. Yani nihai motor konfigürasyonu şu an için tasarımı bitti, imalatı devam ediyor diyelim. Tabii olgunlaştırma testlerinde ufak tefek düzeltmeler çıkıyor, onu kastediyorum. Gene de çıkabilir son testlerde. Ufak tefek şuradaki şu parçanın şu köşesini azıcık daha şöyle değiştirin. Ya da buradaki eğim, yüzey biraz daha geriye ötelenmesi lazım gibi ufak tefek şeyler çıkabilir ama büyük bir değişiklik bundan sonra olmaz artık. Motorumuzun son uçmaya hazır yani uçuş sertifikası vereceğimiz diyelim, uçuş izni vereceğimiz diyelim, sertifikayı biz vermiyoruz. Uçuş izni vereceğimiz ilk prototiplerini inşallah bu yıl bitmeden üretimini tamamlayıp, aslında üretimler bitme aşamasına yakın, yıl bitmeden çalıştıracağız. Biz aslında yıl bitmeden teslim hedefimiz vardı. Ama TUSAŞ'la Ankara'da yaptığımız görüşmelerde belli bazı testleri siz yapın, ondan sonra bize gönderin. Biz burada yapmak zorunda kalmayalım dediler. Bir iki ayda bazı testleri biz göndermeden yapacağız. Onların istediği bazı testleri bizim sahamızda. Ondan sonra da zannediyorum Şubat sonu Mart başı gibi ilk iki motorumuz TUSAŞ'ın elinde olacak. Onlar ne zaman, ne kadar hızlı uçurabilirler bakacağız. Ama entegrasyonu daha önce de yaptıkları için önceden vermiştik, hızlı yürüsün, paralel yürüsün işler diye. Entegrasyonu zaten belli bir aşamada tamamlandı. O yüzden hızlı bir şekilde önümüzdeki yılın büyük ihtimalle ilk yarısında inşallah Gökbey'imizin, milli Gökbey'imizin milli motorlarımızla yerden kalktığını görmeyi hedefliyoruz. Türk havacılığı için, endüstrimiz için de çok çok önemli bir adım olacak. Türk tasarımı. Gerçekten. Yani şöyle düşünün, bundan bir 20-30 yıl önce birisi deseydi kendi helikopterimizi yapacağız, kendi motorlarımızla uçacağız. Motor zaten gerçekten teknolojinin uç noktası zaten. Bir arkadaşımız örnek vermişti, hani motor ne yapmak ne kadar zor diye. Uçak, dünyada uçak üreten irili ufaklı firmaları saydığınızda onlarca var. Yani herkes Boeing ile Airbus'u biliyor ama irili ufaklı Beechcraft'ı var, Cessna'sı var, Embraer'i var, biliyorsunuz yani. Adı duyulmuş duyulmamış onlarca firma var. Ama motor üreten firma dediğiniz zaman bunlara 5 tane. Hadi bilemediniz 6 tane, o kadar. Yedincisi yok. Yani yok. Çünkü çok daha yüksek teknoloji içeriyor gerçekten. Hem tasarım teknolojisi hem de imal edebilmek ayrı bir teknoloji. Malzemeyi o sıcaklıkta çalışacak malzemeyi bulabilmek ayrı bir şey. Üretebilmek ayrı bir noha. Hazır sizi burada yakalamışken şu soruyu da sormak isterim ben. Geçtiğimiz günlerde Airbus'un malum artık 380 ekonomik olarak emekli olmak üzere. Fakat Open Rotor olarak adlandırılan bir konsept havacılıkla 1970'lerde 80'lerde NASA çok desteklemişti o işi. Ama herhalde teknoloji mi kısa geldi, maliyetler mi düştü o zaman? Bu tür böyle bir yeni teknolojiler olarak, TEİ olarak ne düşünüyorsunuz? Buralarda TEİ'yi görebilecek miyiz? Tabii ki. Şimdi biz TEİ olarak teknoloji geliştirme işine dönem veriyoruz. Biliyorsunuz Milli Helikopter Projesi kapsamında, hatta proje kapsamı dışında onu desteklemek amaçlı Türkiye'de ilk defa tek kristal türbin kanadı dökümünü, alaşım geliştirmesi gibi çalışmaları da yaptık. Yeni teknolojilere gerçekten önem veriyoruz ve şu anda paralel olarak da onlara yatırım yapıp çalışıyoruz. Bu open rotor motorları aslında yeni bir teknoloji değil. Ta 20-25 yıl önce de bu gündeme gelmişti. Fakat oradaki büyük sıkıntılardan bazı teknolojik sıkıntıları da var ama gürültü
gürültü dışarıda açık fan olduğu için zaten verimi de ondan yüksek oluyor. Direkt havayı üstünden geçiriyor. Kısıtlayıcı bir şey yok. Sürtünme kayıpları da az falan filan, oralara girmeyeyim. Ama teknolojik zorlukları da var. Bu kanatlar counter rotating diyoruz. Ters yöne dönen şaftlar olması aerodinamik olarak daha uygun oluyor bildiğim kadarıyla. İki ters yöne dönen şaft olunca hızları da yüksek. O mesela rulman teknolojisi, o yüksek hızlarda çalışacak. Bazı sınırlayıcı şeyler vardı. Tabii teknolojiler yavaş yavaş geliştikçe onlar da çözülüyor. Ama şu tekrardan yakıt ne kadar önemli hale geldi enerji dünyada malumunuz. Bunun gibi sebeplerden şimdi bu yeni teknolojiler tekrar gündeme geldi. Analiz programlarındaki detaylı çalışmaların verdiği yetenekle gürültüyü de azaltabilecek şekilde tasarım yapmaya çalışıyorlar şu anda. Yani çünkü bu bildiğiniz pırpır motoru düşünün ne kadar gürültülü çalışır. Onun gibi açıkta dönüyor. Devasa paller. Devasa paller açıkta dönüyorlar. Yani motorun dışında şu casing dediğimiz, shroud dediğimiz hiçbir şey yok. Pal açıkta dönüyor. Bu motorun verimini artırıyor ama gürültüyü tabii dışarı emisyon olarak yayıyorsunuz. Belli olmaz, belki de yeni bir teknoloji yakalar bununla. Evet, yani bu teknolojiye de çalışıyor firmalar. Bizim de şu anda yapabileceğimiz bir şey, açık söyleyeyim. Yani zaten bir fan tasarımı yapabiliyorsanız bunu open fan şeklinde de tasarlayabilirsiniz. Tabii biraz daha uğraşmanız lazım ama yapılamayacak bir şey değil. Enerji fiyatlarındaki şeyler, dünyanın gittiği nokta daha yeşil emisyonun azaltılması. Biraz gürültüden fedakarlık ederek böyle teknolojilerde belki eğer vatandaş, kullanıcılar, uçağa binenler tarafından kabul görürse hızlı bir şekilde yayılabilir. Çünkü bilet fiyatlarını ucuzlatacak. Çünkü az yakacak yani. Umarım gelecekte de bu tür yenilikli teknolojilerle de Tİ'yi görmek üzere diyoruz. İnşallah. Biz zaten şöyle söyleyeyim. Böyle bir motor yapmak için motorda tabii ki bir değişiklik yapıyorsunuz ama asıl değişiklik uçak tarafında. Yani bunu aslında Tİ'ye sormak lazım. Baykar'a sormak lazım. Böyle bir şey düşünüyor musunuz? Onlar biz o palleri çeviren motoru biz tabii ki zaten şu anda da motor üretebiliyoruz. Hocam çok çok teşekkürler. Bir sonraki fuarda organizasyonda yepyeni bilgiler, çünkü siz hiç durmuyorsunuz Tİ'de. Ne zaman gelsek yeni bir ürün çıkartıyorsunuz. Onları görmek üzere diyelim hocam. İnşallah. Ben de teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için. Sağ olun.